Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün farklı bir video yapacağım sizin için. Bu da sizden birisi tarafından istenen bir videoydu aslında. Ve bugün yapacağım video ise size önerilerim olacak film ve dizi konusunda. Bunları da aslında ben çok bir şey biliyormuşum gibi önermeyeceğim. Sadece benim kanalımı izliyorsanız ve benim videolarımı seviyorsanız, yani bu işte kayıp vakaları, cinayet vakaları vesaire bu tarz şeyleri ya da dedektif dizilerini falan seviyorsanız benim bildiklerimden birkaç tane size önermek istedim. Ama zaten bunlar bilinmeyen diziler değil benim düşünceme göre. Hani çoğu kişi izlemiştir mutlaka, eğer Netflix'i falan çok izliyorsanız. Ama ben yine de bilmeyen falan varsa, merak eden varsa diye size bugün bu videoyu yapmak istedim. Ama videoya geçmeden önce önemli duyurularım olacak. Onları söyleyeceğim size şimdi. Duyurulardan bir tanesi, bildiğiniz üzere Cadılar Bayramı yaklaşıyor. Ve bana lütfen şu anda bana yorumlarda falan şey yapmayın. İşte biz Hristiyan değiliz, Cadılar Bayramı kutlamıyoruz falan filan. Cadılar Bayramı'nı kutlamıyoruz zaten ama eğlenceli bir zaman, yani kabul edin. Benim bahsettiğim daha çok, fark ettiyseniz zaten önceki videolarımdan falan da, makyaj yapmayı seviyorum. Yani elimden geldiğince belli bir şeyler yapıyorum ve aynı zamanda special effects makyajları da yapıyorum. Yani işte bu Cadılar Bayramı'na uygun makyajlar falan da yapabilirim eğer isterseniz diye duyurum bununla alakalı olacak. Lütfen aşağıya bunu yorumlarda belirtin. Siz isterseniz eğer bu seriyi yapmak istiyorum. Ama bunu da bu işte Ekim'in 20'sinde falan başlamayı düşünüyorum. Böyle birkaç video ardı ardına çekeyim istiyorum yani birden. Dediğim gibi bu birinci duyurumdu. İkinci duyuruma geçecek olursak. İkinci duyurum da şu. Ben mitolojiyi çok seviyorum. Eğer içinizde mitoloji gerçekten ilgisi olan ve seven varsa yani beni anlayacaktır. Bahsetmeyi falan çok severim mitolojiden. Bu hani üniversitede olanlarınıza da yardımcı olur bunun hakkında video yaparsam diye düşündüm. Ne dersiniz? Niye konuşamıyorum acaba? Böyle şeyler duyururken çok heyecanlanıyorum, konuşamıyorum. Tamam, şimdi doğru düzgün söyleyeceğim size. Mitolojiyle alakalı videolar yapmak istiyorum. Yani mitoloji karakterlerinin hikayelerini, işte Yunan Roma mitolojisi olsun. Dediğim gibi bunlarla alakalı videolar yapmak istiyorum. Onların hikayesini anlattığım, bu efsanelerden bahsettiğim. Bu konuda da ne düşündüğünüzü lütfen aşağıya belirtin. Ve bunu şimdi yapmanızı istiyorum sizden. Videonun sonuna kadar beklemenizi istemiyorum. O yüzden şimdi lütfen aşağıya inin. Ben 2 dakika bekleyeceğim. Siz videoyu durdurun, inin. En son ufak duyurumda her zamanki söylediğim şeylerden birisi olacak. Bu da eğer kanalıma yeni geldiyseniz ya da kanalıma daha önce bulunduysanız ama hala abone olmadıysanız lütfen aşağıdaki kırmızı butondan kanalıma abone olun. Bu ve yanındaki zile de tıklarsanız bu sayede her video yüklediğimde direkt size bildirim gelecek ve videolarımdan anında haberdar olabileceksiniz. Videoyu beğenirseniz de beğeni tıklamayı ve aşağıya da sizin önerdiğiniz dizi ve filmlerden bırakmayı da lütfen unutmayın. Evet, şimdi daha fazla uzatmadan videoya geçelim. Önereceğim ilk dizi How to Get Away with Murder. Gerçekten sürükleyici bir dizi. Dizinin konusunu hani spoiler vermeden özetleyip geçecek olursam, bir grup hukuk öğrencisinin başından geçenleri anlatıyor. Başından geçen bayağı büyük olayları anlatıyor. Ve onlar da sürekli hani bir cinayet çözme peşindeler. Yani daha doğrusu dizide bir cinayetin çözülmesine doğru giden aşamalar falan hep gösteriliyor. Ve aynı zamanda da bu hukuk öğrencilerinin öğretmeni var, profesörü var. O kendisi de bir savunma avukatı. Ve hani bu savunma avukatlığının nasıl olduğunu falan öğretiyor bunlara hukuk sınıfında. Ve bu sayede işte bazı davaları nasıl işte kazandıklarını, bazen suçluyu nasıl suçsuz gibi gösterdiklerini falan görebiliyorsunuz. Gerçekten de çok güzel bir dizi, o yüzden izlemenizi öneririm. Diğer önereceğim dizi ise Mindhunter. Bu da Netflix'in bir dizisi. Ve Mindhunter'da da yeni başladım. Ama tam anladığım kadarıyla bir FBI görevlisinin işte cinayet işleyenlerin, yani katillerin böyle kafalarında neler döndüğünü, nasıl bir psikolojiyle bunları yaptığını ya da yaptıkları şeylerin altında yatan nedenleri falan araştırmasıyla gelişen bir dizi. Ve aynı zamanda dizide Charles Manson'dan falan hep bahsediliyor. Bu seri katillerden falan da bahsediliyor. İzlemenizi öneririm. Eğer yanlış bir şey söylediysem, çünkü yeni başladım diziye, onu da aşağıda düzeltebilirsiniz. Şimdi bir diğer bahsedeceğim dizi ise İspanyolca bir dizi. Bunu duymuşsunuzdur diye düşünüyorum çünkü Netflix'te bayağı bunun da reklamı yapılıyor sürekli. Elite adlı dizi. Elite dizisinde şöyle söyleyeyim, yine spoiler vermeden yapmaya çalışacağım ama bir kişi hayatını kaybetmiş, lisedeki bir kişi ve bunların hepsi işte hani özel bir liseye gidiyorlar, lise öğrencilerini kapsıyor bu dizi. Özel bir liseye gidiyorlar ve hani onların hayatlarından kesitleri de aynı zamanda içeriyor. Bir grup olan işte hani burslu gelen çocuklar, bir de
kendiliğinden zengin olan ve burssuz, hani direkt olarak o özel liseye giden çocukları konu alıyor. Ve bunların yaşamlarındaki, hani bu işte elit, görkemli yaşamlarındaki her şeyin bir cinayetle nasıl bozulduğunu ve yerle bir olduğunu gösteriyor. Ve hani gerçekten çok güzel, çok sürükleyici bir dizi. Ben şahsen çok sevdim. Yeni sezonda Netflix'e yeni geldi zaten. 2 sezon şu anda bildiğim kadarıyla. Aynı zamanda en sevdiğim dizideki karakterlerden birisi de Carla. Carla'nın aslında iyi mi kötü mü, hani bu konuda size spoiler vermek istemiyorum ki. Çünkü zaten veremem. Çünkü izleyenler de anlayamamıştır Carla'nın tam olarak nasıl bir dünyada yaşadığını, nasıl bir karakter olduğunu. Ama kız çok güzel. Gerçekten çok güzel. Çok seviyorum. Ve bir de Samuel, onu da çok seviyorum. O da zaten Samuel'le başrolde oynayan kişi. Fragmanı izlediyseniz mutlaka onu da görmüşsünüzdür. Çok güzel gözleri var bence. Evet, şimdi diğer önerime geçiyorum. Diğeri ise duymayanın kalmadığı ama yine de burada bahsetmek istediğim, çünkü bu da yine bir cinayetin çözülmesi, hatta cinayetlerin çözülmesini konu olan bir dizi olduğu için eklemek istediğim bir dizi. Aklınızdan geçiyordur, bu da yine bir lise draması ve bu da Riverdale. Riverdale gerçekten hani nasıl sen böyle... Hem sürükleyici, hem işte komik elementlerin olduğu, hem güzel işte böyle nasıl diyeyim, lise aşklarını falan gösterdi ama biraz daha abartarak gösterildi. Hatta bir karikatürden hani uyarlanmış bir dizi ve gerçekten de ben hani çok seviyorum böyle bazı şeylerini abarta abarta gösteriyorlar işte hani. Nasıl diyeyim, izlediyseniz eğer anlarsınız, hani bazı olaylarda böyle yok artık falan diyorsunuz ya da böyle iyi abartmışsınız falan, ama bunları bilerek yapıyorlar, bilerek sokuyorlar dizi. Ve bence gerçekten bunlar çok güzel bir detay katıyor. Ve hani bütün bu lise olaylarının içerisinde yine bu lise öğrencilerinin o işlenen bir cinayetle hayatlarının yerle bir olması ve birbirleriyle bu şekilde ilişkiler kurmaları ve bu cinayetleri çözmeye çalışmalarını kapsayan bir dizi. Zaten dizinin başrolündeki oyunculardan birisi Cole Sprouse. Yani Disney'den tanıyorsunuzdur kendisini, izlemediyseniz diye bu bilgileri veriyorum. İzlediyseniz bu kısmı da geçebilirsiniz, yani sıkıntı değil. Ben zaten Cole Sprouse'u da çok seviyordum. Dizide oynadığını görünce direkt olarak izlemeye başlamıştım ve hiç de pişman olmadım açıkçası. O yüzden Riverdale'ı da izlemenizi öneririm. Bundan sonra size böyle ufak ufak bir şeyler söyleyeceğim. Bu da benim hani şu anda çok sevdiğim dizilerden olacak. Bunlardan birisi Outlander. Outlander hem geçmişte hem de gelecekte yaşanan bir dizi. Yani böyle hani geçmiş ve gelecek arasında gidip geliyorsunuz. Çok böyle fantastik bir şeyler içeren bir dizi. Ve hani gerçekten fantastik dediğim bayağı fantastik bir dizi yani. Çünkü böyle zaman arası gidip gelme var anladığınız üzere. Ve hani bu zaman arası gidip gelmeyi de ufacık bir spoiler demeyin buna yani. Çünkü dizinin ilk bölümünde direkt olarak göreceksiniz. Bu zamanlar arasında yolculuk yapmada işte Stonehenge denen işte taşlarla yapılıyor. Hani ona dokunduktan sonra başka bir şeye geçiyorlar falan. Ve gerçekten çok çok güzel. Aynı zamanda tarih hakkında da bilgi alabiliyorsunuz bu diziden. Yani eski işte İngiltere, İskoçya tarihinde yaşanan şeylerle alakalı falan. Diğer bahsedeceğim dizi ise bütün dünyada en sevdiğim dizi. Yani gerçekten en sevdiğim dizi. Onun kadar sevdiğim bir dizi olduğunu hiç sanmıyorum. The Hundred. The Hundred'ın konusu size spoiler vermeden şu şekilde söyleyebilirim. Dünyanın sonu gelmiş ve hani bu insanlar yüzünden gelmiş. Sanırım nükleer santrallerin falan patlaması sonucunda yaşanamayacak bir yere haline geliyor dünya. Ve insanların bazıları uzaya kaçıyorlar. Ve uzaya kaçan insanlar böyle bir The Ark dedikleri bir gemi gibi bir şeyin içerisinde yaşıyorlar orada. Ve hani yıllarca yaşıyorlar, böyle bir nesil yaşıyor sanırım. Ve orada o gemide 18 yaşının altındaki bazı suçlular var ve bu suçlular içerisinden insanlar 100 tane kişiyi seçiyorlar ceza olarak, yani cezada demeyeyim de işte hani onları yem olarak kullanıyorlar diyeyim, ve bu 100 kişiyi dünyaya fırlatıyorlar, dünyaya gönderiyorlar ki bunun amacı da dünyada artık yaşam var mı yok mu bunu anlamaları. Onların hepsine böyle bileklerine çipler falan bağlıyorlar ve hani o şekilde gönderiyorlar. Hani onlar eğer orada yaşam varsa, eğer hayatta kalabilirlerse, diğer insanların da işte yukarıdaki oksijen bitmeden aşağıya inmesi için hani yem olarak kullanılıyorlar diyebilirim. Ve aynı zamanda dizide çok fazla fantastik element de var. Dünyaya indiklerinde başlarına gelen bin bir türlü şey var ve o... Kendi tükürüğümde boğuluyordum heyecanımdan.
Evet, dediğim gibi dizide hani o kadar güzel şeyler var ki, bakın anlatamıyorum. Fantastik şeyleri seven bir insansanız bu diziyi kaçırmayın. Yani bilim kurguyu da çok içeriyor zaten. Spoiler vermemek için anlatmıyorum çoğu şeyi ama hani beni gerçekten öyle bir bağladı, gece gündüz izleyesim geliyor. Yani tekrar tekrar izleyesim geliyor. Eğer siz de bu tarz şeyleri seviyorsanız ve ilgi duyuyorsanız bu diziyi mutlaka mutlaka izlemenizi öneririm. Netflix'te şu an 5. sezon da yüklendi. Normalde 6 sezon 6. sezonu da işte çekildi, hani aslında yayınlandı ama henüz Netflix'e gelmedi. Evet, dediğim gibi The 100'ı mutlaka izlemenizi öneriyorum. Bana da düşüncelerinizi mutlaka bildirin bu konu hakkında sonra. Şimdi size böyle iki tane daha önerim olacak. Bunlar çok eski filmler ikisi de. Ve hani bu çok eski filmlerin içerisinde, yani bir tanesi dizi daha doğrusu, biri film biri dizi. Sizin de eğer hani benim yaşımda değilseniz izlememişsindir. Benim yaşımda izlememiş olabilirsiniz, yani izlememişsinizdir demeyeyim de. Ama işte dediğim gibi benim gibi 20'li yaşlarda falan olanlar varsa mutlaka görmüşlerdir. Özellikle de diziyi. Dizi, bahsedeceğim dizi Ghost Whisperer. Bu dizide hani bir tane kadın sürekli hayaletlerle, böyle hani bir hayaletlerle iletişime geçebilen bir kadın ve hayaletler onun karşısına çıkıyorlar ve onların hayat hikayelerini falan dinliyor, mesela nasıl öldüklerini falan öğreniyor böyle ve o hayaletlere ışığa geçmeleri için yardımcı oluyor, yani nasıl cenneti falan o taraflara geçmeleri için onları yönlendiriyor. Onların dertleriyle hani alakalı içlerini rahatlatıyor falan. Ve hani ben küçükken izliyordum bu diziyi. CNBC'de çıkıyordu. Artık CNBC'de kalmadı maalesef ama yani ben bayıla bayıla izliyordum bu diziyi. Annemle, hatta annem ve teyzemle birlikte izliyorduk diye hatırlıyorum. Yanlış hatırlamıyorsam. Yani onlar da izliyordu diyebiliyorum. Hani gerçekten çok güzel ve çok ilgimi çeken bir diziydi ki konusunun hani hayalet olmasına rağmen ve ben küçük olmama rağmen dizi korkutucu bir şekilde ilerlemediği için ben de korkmuyordum yani. Hani çünkü o hayaletlerin falan işte hikayelerinin olduğunu falan öğrenince böyle insan üzülüyor falan, hani o korkunun yerini daha başka duygular alıyordu. O yüzden hani merak ederseniz bir bakın derim, şu an izlemek nasıl gelir bilmiyorum çünkü yıllardır izlemedim diziyi. Ama hani şu an izlediğinizde de umarım hoşunuza gidecek bir şeydir. Son olarak da bir film önereceğim. Bu önereceğim film de bir korku filmi. Hani şimdi size korku filmlerinden ayrı bir şey de yapabilirdim. Çünkü şu an olmasa bile, çünkü şu an cinayet videoları falan çekerken gerçekten bir de korku filmlerinin içine girmek istemiyorum. Çok fazla izlemek istemiyorum. Kafayı yiyeceğim yoksa onların arasında da. O yüzden şu an çok fazla izlemiyorum ama hani şöyle söyleyeyim, lisede falan, liseye kadar, hatta üniversiteye kadar diyeyim. Üniversiteye kadar çok fazla korku filmi izliyorduk biz kuzenlerimle falan filan. Ama onlar için ayrı bir video yapmak da istemiyorum. Çünkü çoğunu hatırlamıyorum bile. Yani sıra sıra izliyorduk sürekli. Hangisi hangisi karıştırıyorum artık yani. Aklımda böyle net kalan bir tek Ruhlar Bölgesi ve işte şey Korku Seansı falan, hani o bilinenler. Onların dışında böyle hani çok nadir aklıma geliyor. Ama size çok zekice yapılmış bir korku filmi önereceğim ve bu da eski bir film. Hani bu korku filminde sonunda böyle hani sonuç şaşırtan filmleri seviyorsanız eğer, sonunda gerçekten çok şaşırabileceğiniz bir film. Bu bahsedeceğim filmse The Others, yani Diğerleri. Bu da bir anne ve onun çocuklarının başlarından geçen olayları anlatıyor malikanelerinde. Ama hiçbir şey söyleyemem şu an. Çünkü söyleyeceğim her şey size spoiler olacak. O yüzden bahsetmek istemiyorum. Eskiden çekilmiş bir film ama gerçekten müthiş bir film bence. Yani ben çok ilk izlediğimden beri böyle vay be iyi yapmışlar falan diye düşünmüştüm. Hani böyle ay korku filmiymiş, çok korktum, kaçayım bilmem ne, işte gece uyuyamıyorum, çok karanlık falan, öyle bir şey düşünmemiştim. Bu da aynı Ghost Whisperer gibi başka duygular yaratmıştı benimle. Ben de sonunda şey olduğunda, sonundaki olayları öğrendiğimde. Yani eğer izlemediyseniz, çünkü çok kişinin izlemiş olabileceğini düşünüyorum The Others'ı, öneririm, bir göz atın derim. Evet, önerilerim bu kadardı ve bugünkü videoda dolayısıyla bu kadardı. Eğer daha fazla hani bu tarz videolar yapmamı istiyorsanız onları da lütfen yorumlara bırakmayı unutmayın ve beğene tıklamayı da unutmayın. Çok fazla bilinmeyen bir şeyden bahsetmemiş olabilirim. O yüzden de lütfen beni hoş görün, şey yapmayın o kadar. Dediğim gibi ben bunları şu ana kadar topladım. Daha fazla ileride de toplarım onları falan da gösteririm yani isterseniz. Bilinmeyenlere de bakarım yani. Neyse. Evet, dediğim gibi duyurular hakkında eğer aşağıya yorum yapmadıysanız lütfen şimdi inip duyurular hakkındaki görüşlerinizi bana bildirin. Ve hani onları da yapmamı ister misiniz? Ben yaparsam izler misiniz? Onları da söyleyin bana. Eğer kanalıma abone olmadıysanız da hala lütfen aşağıdan abone olun kırmızı butondan. Ve yanındaki zile tıklarsanız da
bildirim gelecek her video yüklediğimde. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.